fırına çalardı. Babama körbekteş derlerdi efendim. Babam düğünlere giderken işte ben de davul belleme şeyindeydim, marakında. Davulu da bellerken efendim benim böyle bir davulum neyim yoktu. Bir gün davul oldu işte, babam dedi, gel oğlum seni bir düğüne götüreceğim dedi. Düğüne götürdü, orada işte halay çekeceklerdi. O davulcumuz başka bir yörenin halayları zannederek kıvrak çaldı. Tam onların ayağına göre çalmadı. Babam da işte bana şey deyince ben de böyle oturuyordum, seyrediyordum. Çocuğum ben, 10-11 yaşlarında bir çocuğum. Orada bana işte dedi, küçük aptal bir gel hele dedi. Ben de buyur baba dedim, davulu al bağlım eline dedi. Davulu aldık, babamla orada o ağalarımıza, o amcalarımıza halayı çektirdik. Orada küçük aptal kaldı adam. Küçük aptal işte belli bir süre ilerledik. Sonradan memleket işte biz yaşım ilerleyince 14-15 yaşlarına, 16 yaşlarına gelince Adem dediler. Körbekteş'in Adem biraz daha ilerledi. Davulcu Adem oldu. Davulcu Adem. Bir de devletimizde bu şeyi, ünvanı bağışladılar efendim. Yaşayan insan hazinesi ünvanını verdiler. Davul yapımı ve icracılığında Sayın Adem Göçer. Kırşehir bizim ilimiz. Muharrem Ertaş babamız. Çekici Ali emmimiz. Haçı Taşan zaten dayımız. Neşet Ertaş'a gelincek. Gören gözümüz, düşünen beynimiz, konuşan dilimiz. Budur bizim aslımız. Abdaloğlu Adem Göçer. Türkmenik biz. Türkmenlikte gelmiştik de o zamanlarda işte bu kimisi reçberlik yapmış Türkmenlerin, kimisi demircilik yapmış, kimisi de ne iş yaparsa yapsın. Bu da bize miras kalmış. Şükürler olsun. Haydi hiçbir işe yaramaz bir şey olaydık. Kurban olayım sana. Oğlanın düğününde ne yapacak Allah izin verirse? Bu davulu biz çalmamız için çekmiyoruz. Bu kendi ekmeğimiz için. Düğünde ne yapacak Allah izin verirse? Ne bileyim, güreş mi başlatacaksın? Roman mı oynayacaksın? Ulan ne romanı, ne güreşi? Oyun mu oynayacaksın? Sen yapacaksın? Babayı dişinden anla diyorsun hanım ya. Tuman çalacak, biz de oynayacağız. Allah izin verirse. Bizler sabırlı insanlarızdır. Bakın dünya nimetlerine dolu. Dünya nimetlerine dolu. Bizim insanlarımız, benim abdallarım hiçbir zaman o dünya nimetleriyle işi olmadı. O binalarda gözleri olmadı. O paralarda, pullarda gözü olmadı. Mütevazılık. Yaşayan insan hazinesi benimle beraber gömülmemeli. Yaşayan insan hazinesi, bakın Neşet Ertaş'ımız. Dedim ya, konuşan dilimiz, gören gözümüz, düşünen beynimiz dedim. Neşet Ertaş nasıl aldı da bizi maraklandırdı da bana da nasip olduysa, benden de başka aşiretimin çocuklarına nakl olsun. Bizim bu müziğimiz benimsenmiş. Bizim abdallığımız şimdi meydana çıkmadı ki. İnsanlarımız sahip çıkmışlar. Ondan beri bunlar bize yaraştı. Bizim düğünümüzü, düzgünümüzü şenlendiriyor. Derdimizi dile getiriyor diyerek bizi benimsemiş. Hayır, sen yeme. Ben de yedim ya. Daha pratiğini öğrenmişler. Gücü kuvveti yerinde maşallah.
çekebiliyorlar. Onlara da bir şey demiyorum. Kıymak mı oldu davullar? Allah baba. İyi oldu. Ne derler? Top gibi davul. Bura davulcu hoca. Benim burada ilerleyecek. Var olacak. Oğlum Allah verdi davul çalıyordu. Cesur da davul çalıyor. Torunum Hünkar da davul çalıyor. Bekleş oğlum var babamın adı, ağzımın da adı. O da davul çalıyor. Kardeşim Özdemir zurna çalıyor. Kardeşimin çocukları davul çalıyor. Bacılarımın çocukları davul çalıyor. Hele bir bacımın çocuğu eczanede çalışıyor. Gene davul çalıyor. O neslimizin zinaatini sürdürecek. Bu bize vergili. Bu bize vazife. Ha zaman neyi gösterir bilemem. Ama biz yaşadığımız sürece bu sanatımız devam etmeli. Kimse bunu şey etmez, yüksek görmez. Çoğu da aşağı görür ama sanatı icra eden kişi. Bu bizim yükselen ufuk merdivenimiz, kimliğimiz. Bunlar bizler de nerelerde gitmişik, nerelerde bizler bu sanatımızı icra etmişik. Metin Öge vardı rahmetlik. De Amerika'ya gitti. Eva Zemmin Marutlu. Tabii bunun şeyine. Tayland'da Türkiye'mi temsil ettim efendim. Benim düğünümü mesela Halil Usta'nın İsmet Öge çaldı. Yaşar Öge, Cöke vardı, Erol Cöke'nin emmisinin oğlu. Bunlar davulu çalardı. Ben onlara maraklandım. Öğretmensiz bir öğrenci olabilir mi? Ustasız bir çırak olabilir mi? Onlar bizim ustamız. Usta işinin erbabıdır. Kim olursa olsun, ne yaparsa yapsın, işinin erbabı. Ben Adem Göçer'sem o da davul. Ben Adem Göçer diye ben davulsam o Adem Göçer. Ekmek kapım. Onunla bana yaşayan insan hazinesi ödülünü takdim etti devletimiz efendim. İyi ki ne ben bunun sanatın adamıymışım. Ben bunun adamıymışım. Ben buna kurban olayım. Bunu da bana ilahi gören, bana miras bırakan neslime kurban olayım.